bir amblem ne kadar yük taşıyabilir? Baş harfler, DNA, mutasyon, sekilin, X kromozomu, döngüsel sonsuzluk, Yin Yang felsefesi, sarmal galaksi. Özetle evreni bir ambleme sığdırabilir miydik? Şimdi gelin bir tasarımda bunun nasıl mümkün kılındığına bir göz atalım. Selçuk Bey'in ricası, bir tık daha büyütebilir misiniz? Alo. Logo yorumlarından iyi günler, ben Öncü Özgönül. Şimdiye kadar yaptığım analiz videolarında eski toprak olarak adlandırabileceğim yerli logoların çözümlemelerini yapmıştım ki her birinin en az 60 senelik geçmişi vardı. Bu yerli logolar dizisi önümüzdeki süreçlerde elbette devam edecek. Bunun yanı sıra yabancı markaların logolarını da incelemeyi düşünüyorum. İşte Apple'ın mesela başlı başına bir hikayesi var ya da ne bileyim Coca-Cola'nın logosu incelemeye değer. Ancak ara sıra günümüzün de nabzını tutmak gerektiğini, aradaki tasarım anlayışı farklılıklarını ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Bugün sıkı bir takipçisi olduğum Evrim Ağacı oluşumunun amblem tasarımını inceleyeceğiz. Bu bir amblem inceleme videosu olacaktır, şimdiden söylemek istiyorum. Sizi temin ederim ki Evrim Ağacı'nın ambleminde şu an ilk bakışta görebileceklerinizden çok daha fazlası yatıyor. Bunu garanti ediyorum. O yüzden teknik açıdan incelemeye değer bir çalışma olarak gördüm. Şimdi isterseniz hep birlikte bu amblemin hücrelerine kadar inelim. Öncelikle Evrim Ağacı, merkezi Ankara'da bulunan bir öğrenci topluluğu ve bir markadır. 5 Kasım 2010 tarihinde Çağrı Mert Bakırcı önderliğinde kurulmuş, Türkiye'nin en büyük evrimsel biyoloji oluşumu olan Evrim Ağacı, çoğunuzun bildiği üzere popüler bir bilim platformudur. Evrim Ağacı'nın başlarda kullandığı logosu haklı gerekçelerle değiştirilmek istenmişti. Çünkü oldukça karmaşık ve resmi belgelerde sorun yaratabilecek düzeydeydi. Hepsi bir yana, çalışma vektör tabanlı bile değildi. Bildiğiniz üzere vektör temelli olmayan raster tabanlı logo tasarımları ölçeklendirme ve bozulma problemlerini beraberinde getirmektedir. Ölçeklendirme ve biçimlendirme bir logonun vektörel tabanlı sistemlerde oluşturulmasının başlıca nedenidir. Bu gibi sebeplerden ötürü yeni bir logoya ihtiyaç duyulmasıyla birlikte bu logo aynı zamanda evrimin bilimsel özelliğinden güçlü temsilci ögeler barındırmalıydı. Peki barındırabildi mi? Elbette. Düzenlenen logo yarışmasında az uz değil, tam 500 civarında logo değerlendirmeye alınır. 16 Şubat 2015'te Serhat Seykan tarafından tasarlanan logo birinciliğe layık görülür. Evrim Ağacı artık aradığı logoyu bulmuştur. Amblemin daire formunda olduğunu görüyoruz. Daire beraberinde kare ve üçgen ile birlikte en temel 3 şekilden bir tanesidir. Bu 3 formun herhangi birine sahip olan logolar insanlarla daha yakın ve sıcak bir ilişki kurabilirler. Çünkü form olarak tanıdıklardır. Bu yapıya sahip nesnelerle her an etkileşim halindeyizdir. Dolayısıyla amblemin yuvarlaklığı ilk etapta gözümüze en rahat çarpan özellik olmaktadır. Ögeleri incelediğimizde ise DNA'yı kolaylıkla görebiliyoruz. Amblem boyunca dikey yönde uzanmış ve çalışmanın odağını oluşturan ana eleman olmuştur. Evrimsel süreci göz önünde bulundurduğumuzda DNA en önemli rollerden birini oynamaktadır. Aynı zamanda dikkatli bakanlar burada daha başka bir ayrıntı görebilecekler. Fark ettiyseniz burada üstü örtülü bir şekilde Evrim Ağacı'nın baş harfleri olan E ve A harflerinin güzel biçimde yedirildiğini görüyoruz. Üstüne üstlük bununla da kalınmamış. Üstten ikinci nükleotit çiftine dikkatli baktığınızda burada bir kırılma var. İşte bu kırılmanın adı arkadaşlar mutasyondur. Mutasyonlar evrimin seçilim mekanizmalarının üzerine etki ettiği, çeşitlilik yaratan nihai ve en önemli kaynaklardır. Mutasyonların ve diğer çeşitlilik mekanizmalarının yarattığı çeşitlilik olmaksızın evrimden söz edilemez. İşte tam da E harfinin orta şeridine denk gelen bu bozulma mutasyonun temsil düşüncesiyle uygulanmıştır. Oldukça şık bir tasarım hareketi. DNA'nın uçlarından çıkan ve logonun etrafını dolaşan çizgileri bir göz atalım. Bu çizgiler kaynağından uzaklaştıkça incelmektedir. Burada Kur'an'da geniş yer bulan seçilim kavramına işaret ediliyor. Kalın kısmı büyük bir popülasyon olarak düşünün.
İncelen uç ise o nüfus içerisinde gitgide seçilen avantajlı grubu, ortama uyum sağlayabilen bireyleri ifade etmektedir. Aynı ifade fırsatı X kromozomu için de verilmiştir. Her ne kadar DNA yapısı gereği helix biçimli olsa da DNA'nın sadece iki boğumu gösterilerek aynı zamanda X harfinin oluşması sağlanmış. X kromozomu insanlarda hem erkekler hem dişilerde bulunan yegane cinsiyet kromozomudur. Bu açıdan farklı cinsiyetlerin ortak temellerini işaret etmek açısından özellikle X figürü kullanılmıştır. Bir şekil içinde eş zamanlı olarak hem DNA'yı, hem mutasyonu, hem marka baş harflerini, hem seçilimi ve hem de X kromozomunu aktarabilmiş olmak övgüyü gerçekten hak ediyor. Ama bu kadarıyla sınırlı kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Başta söylediğim gibi Evrim Ağacı'nın ambleminde şu an ilk bakışta görebileceklerinizden çok daha fazlası yatıyor. Onun için hız kesmeden devam ediyoruz. Evrimsel süreç ve doğanın işleyişi döngüseldir ve teknik olarak her daim çalışabilir. Bu da herhangi bir zaman kısıtlamasına tabi olmadığını, sonsuz bir niteliğe sahip olduğunu gösteriyor. Sonsuzluk kavramı 8 sayısının yatık haliyle gösterilir. Sonsuzluk işaretini amblemde görmek mümkün. Gördüğünüz X işareti aynı zamanda dikey bir sonsuzluk işareti olarak işlev görmektedir. Sonsuzluk zamanla ilgili olgulardan bir tanesi olduğu için yine zamanla bağlantılı başka bir simgeyi de buradan görebiliyoruz. O da kum saati. X işareti ve sonsuzluk simgesi aynı zamanda kum saati olarak da değerlendirilebilir burada. Sonuçta zaman akıp gitmekte olan bir fenomendir ve kum saatini burada görmek mümkündür. Peki, ambleme şöyle bir uzaklaştığımızda size bir şey anımsatmıyor mu? Bana o meşhur Yin ve Yang'ı anımsattı. Gerçekten de aynı doğal yasaları açıklamak için geliştirilen farklı bilimsel teorilerin farklı kısımları geçerlidir ve genellikle sonuca bu farklı fikirlerin geçerli ve geçersiz taraflarının çarpışması sonucu ulaşırız ki bu kavram Evrim Ağacı'nın yapısına uyuyordu. Az önce saydığım tüm o anlamlara ek olarak amblemin yin-yang sembolündeki gibi hareket etmesi de ayrı bir incelik. Bir nevi usta simgeleri bir saygı duruşu. Grafik elemanların incelenmesi konusunda son olarak logo yapısının tıpkı içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisini de andırdığını söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdiye kadar amblemde nelerin olduğunu gördük. DNA, marka baş harfleri, mutasyon, seçilim, X kromozomu, sonsuzluk, kum saati, yin yang ve sarmal galaksi. Dürüst olmam gerekirse Evrim Ağacı yönetiminin logo tasarımından önce bunları tek tek istediğini ve tasarımcının da bunları aynı anda ve bilerek tek tek yaptığını düşünmüyorum. Zaten tasarım talepleri sayfasına baktığımızda da bu unsurların tümünün özellikle istenmediğini görüyoruz. Demek ki tasarım sürecinde bu kurgular spontane gelişmiş ki grafik tasarımın güzelliklerinden bir tanesidir bu. Yani aslında hiç hesapta olmayan ama çizdik sıra hesapta olabilme durumuna gelen şekiller birdenbire beliriveriyor. Ve biz tasarımcılar olarak bunu değerlendirebiliyoruz. Bunu desteklemek için az önce bahsettiğim kum saati örneğimi hatırlatırım. Talepler bölümünde kum saati gibi bir istek bulunmuyordu. Ama ben logo ve marka arasındaki bu bağlantıyı kurarak logoda bunu görebildim. Bu da demektir ki amblem oldukça elastiki bir yapıda. Evrim Ağacı sitesinde yer alan değerlendirme kriterleri bölümü var. Bu bölümde 8 adet kriter bulunuyor. Bu kriterlerden bir tanesi var ki benim özellikle dikkatimi çekti. 4 numaralı kriter. Diyor ki, sadelik ve elle çizilebilirlik. En başından beri ilan ettiğimiz gibi logomuzda aradığımız temel özellik Evrim Ağacı'na ait değerleri 10 yaşındaki bir çocuğun eliyle çizebileceği kadar basit bir logoda buluşturabilmesiydi. Tercihlerimizi buna göre yaptık, diyor. Bu 10 yaşındaki çocuk ifadesinin aynısı tasarım yarışması öncesindeki taleplerimiz bölümünde de var. Diyor ki yine orada, 10 yaşındaki bir çocuk sadece kağıt kalem ve rahatlıkla çizebilmeli. Bu oldukça iddialı bir ifade. Peki ambleme baktığımızda durum gerçekten öyle mi? Gelin bunu test edelim. Ne de olsa bilimsel bir oluşumun amblemini inceliyoruz. Evrim Ağacı amblemini çizmesini Duru'dan rica ettik. Duru 9 yaşında. Ancak oldukça zeki bir çocuk. Dersleri hep pek iyi. Kabiliyetli olması nedeniyle 10 yaşındaki çocuk tanımına çok uyan bir kardeşimiz. Öncelikle 3 amblem belirledim. Nike, Evrim Ağacı ve Starbucks. Bu amblemler kolay, orta ve zordu.
Duru'ya bu amblemlerin kolay ya da zorluğundan bahsedip algısını şekillendirmedim. Kendisinden bu amblemleri hem bakarak hem de bakmadan çizmesini istedim. Bu sayede çeşitli zorluklardaki amblemlerin bir çocuk tarafından çizimle becerisini ölçebilecek ve evrim ağacı ambleminin bir çocuk tarafından ne derece doğrulukla çizildiğini tek bir örnek üzerinden görüp bir fikir sahibi olabilecektim. Duru, Nike gibi basit bir amblemi hem bakarak hem de bakmadan kolaylıkla çizebildi. Bunun nedeni, swoosh diye bilinen bu şeklin yalnızca tek grafikten oluşmasıydı. Starbucks'a geldiğimizde işler göründüğü gibi kolay gitmedi. Amblemi bakarak çizmesine rağmen grafik elemanlarının yoğunluğu ve dağılımından dolayı ögeleri taklit etmekte güçlük çekti. Bakmadan çizdiğinde ise şekiller zorluğundan dolayı amblemi birebir benzetme konusunda yetersiz kaldı. Anımsadığı şeyler logoda deniz kızı ve iki yana açılan kuyruklarıydı. Nitekim Nike'ın swoosh'unda tek grafik varken Starbucks'ta tam tamına 27 adet grafik eleman vardı. Aradaki zorluk işte bu farktan kaynaklanmaktadır. Peki evrim ağacına geldiğimizde ne oldu? Evrim ağacının amblemi 7 grafik parçadan oluşmasına rağmen kıvrımlarından dolayı sanki daha zormuş gibi görünüyor. Bakarak çizmesine rağmen Duru, amblemde yer alan mutasyon kesimi gibi, X harfindeki iki kesit gibi ya da A harfine biçimini veren alan gibi ayrıntıları görmekte zorlandı. Tekrar ediyorum, bunları bakarken dahi bunları göremedi. Bu da amblemin maksimal olmasa da minimalde olmadığını gözler önüne sermektedir, kabul etmek lazım. Ancak ortaya çıkan çizim kesinlikle bir evrim ağacı amblemiydi, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakmadan çizdiğinde ise oldukça başarılı bir sınav veren sevimli kardeşimiz, ki bu yaşta bu derecede ferah bir hafızaya sahip olmasına çok imrendim doğrusu. İtiraf edeyim, ben bile bu kadar iyisini bakmadan yapamazdım. Amblemin ana hatlarının aslında o kadar da karmaşık olmadığını bizlere gösterdi. DNA sarmalı, nükleotit çiftleri ve uzayan yuvarlak köşeler gösterme konusunda başarılı bir tasarımla karşı karşıyayız. Bu yüzden evrim ağacı ambleminin akılda kalıcılığı geçerli düzeydedir. Çoğu logo tasarım yarışma şartnamelerinde siyah ve beyaz kullanımda uyumlu olmalı ibaresiyle karşı karşıya gelmişizdir. Aslında herkes neden böyle bir gereklilik olduğunu bilir ama yine de konunun üzerinden geçelim. Logolar her mecrada renkli halleriyle kullanılmazlar. Cihaz üzeri uygulamalar, serigraf, lazer baskı, duvar uygulama, üç boyutlu çıktılar, rozetleştirme, boyadan tasarruf edilmesi gereken bazı offset ya da dijital baskı tekniklerinde ve burada sayamayacağım kadar fazla sahalarda siyah beyaz kullanım oldukça sık yer bulur. Bu alanlarda logolar mevcut renkleriyle basılmazlar. Bu nedenle logoların renkli hallerinin iyi iş çıkarabilme becerilerinin yanı sıra siyah beyaz uygulamalarda da etkili olması gerekmektedir. Evrim ağacı amblemi beklendiği gibi herhangi bir grafiksel özelliğini yitirmeden ayakta kalmayı başardı. Evet, evrim ağacı amblemini teknik açıdan irdelemeye çalıştım. Sizin bu amblem hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Sizce nasıl olmuş? Bunun nedenleriyle birlikte yorum bölümünü yazabilirsiniz. Öte yandan bireysel logo tasarımlarınızın yorumu için açıklama bölümünde yer alan e-posta adresimize ileti gönderebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Ben Öncü Özgönül, şimdilik hoşçakalın.